pick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't that hard to choose him or me. Be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night will change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me. Merhaba, ben Esin Koca. Kuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerinde görmüş olduğunuz organze'den yaptığım bomber ceketim var. Aslında bomber ceketler biraz daha kısa oluyor ama biraz daha tesettüre uyarlanmış hali üzerimde. Instagram'dan beni sürekli takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Eğer takip etmiyorsanız Esin Koca Kuş olarak arayabilirsiniz. Instagram'da sürekli söylüyorum, bu senenin modası tüller olacak, bu senenin modası tüller olacak diye. Ben de tülü nasıl günlük hayatımıza farklılıklar katarak böyle kullanabiliriz, nasıl sporlaştırabiliriz düşüncesiyle bu tarz bir ceketi yapmaya karar verdim. Ben bayılarak giyiniyorum ve günlük olarak çok şık bir görüntüye kavuşturuyor. Umarım keyifle izlerseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Zil işaretini açarsanız tüm bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ceket dikimlerinde elimle çizerek gösterdiğim ölçülerin aynısını kağıda aktarmış olduğum, kalıp haline dökmüş olduğum aslında bir kağıt önümde duruyor. Normalde her zaman size nasıl ölçü veriyorsam aynı şekilde çizdim. Tekrar anlatayım hemen kağıt üstünde ne yaptığımı. Şurada düz bir çizgi olduğunu farz edin. Yani dikdörtgen bir parçanız olduğunu farz edin. Dikdörtgenin en yukarı kısmından 2 cm aşağı inerek arka yakayı, 8 cm aşağı inerek de ön yaka oyuntusunu belirledim. Bunlar sizin istediğiniz ölçüde değişebilir. 8 değil de 9 cm'e düşürebilirsiniz. Arka genelde 1,5 ile 2 cm arasında değişir. O sabit sayılabilecek bir sayı. Omuz uzunluğunu da benim geniş omuzlarım olduğu için 12 cm olarak belirledim ve yukarıdan yine şuradaki düz çizgimi unutmayın. Düz çizgiden aşağıya 2 cm indim ve şurada 12 cm'lik bir omuz çizgisi belirlemiş oldum kendime. Buradan aşağıya ise, yani koltuk altının tam bittiği nokta ise benim 26 cm olarak belirlediğim ölçü. Yani oldukça derin bir koltuk altı belirledim. Çünkü içi kısmına kalın şeyler giyersem hani çok doldurup da böyle sıkı bir görüntüye sahip olmasın, daha salaş, daha rahat bir görüntü olsun diye. Bunun ölçüsü size kalmış. 25'e, 24'e, 23'e kadar bile çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi sizin biraz proporsiyonunuzla alakalı bir durum. Ben 26 cm olmasını uygun gördüğüm için 26 cm'e indim ve konjugasıyla şu kısmı belirledim. Sonrasında buradan aşağıya 10 cm pay bıraktım. Etek ucu kısmında 2 cm dışarı çıktım kalçadan dolayı. Koltuk altından 10 cm aşağısından hafif genişleterek 2 cm de bitirdim. Hafif oval, dışa açılan bir görüntüye kavuşmuş oldu böylece. Aslında bu kadar basit bir çizimi var bu kalıbın. Talep ederseniz nasıl yaptığımı çizim olarak da anlatırım. Ama şimdilik bu şekilde anlatmayı uygun gördüm. Ve elimde burada görmüş olduğunuz organze kumaş bulunuyor. Neden organze kumaş kullandım? Son zamanların en revaçta tül detaylarından bir tanesi organze. Ve çiziminde kesiminde zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Tabii normal pamuklu kumaşlara oranla daha zor bir kesimi var ama İğnelerseniz sıkıntı çekmeden işlemleri yapabilirsiniz. Görüntüsünün çok şık olacağını düşünüyorum. Hem spor hem klasik bir görüntüye kavuşmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir parça olacak diye düşünüyorum. Şimdi hemen nasıl yaptığımı geçiyorum. Önümde bulunan tülü elinden ikiye katladım. Yani burada iki kat tül bulunuyor. Burası boyu, bu kısım ise eni. Hemen şurada kat kısmı bulunuyor. Kat kısmını arka bedenime yerleştiriyorum. Şu kısım
arka ortası oluyor. Burada kesik olmayacağı için arka bedenimi bu şekilde yerleştirip iğneleyeceğim. Şimdi hemen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Neden milaj kağıdı kullanmadığımda bu şekilde kartona yakın bir aslında bunlar hediye paketlemek için kullanılan kağıtlardan diyebilirim ama biraz daha top kalın bir yapı sahipler. Parşömen olarak da geçiyorlar. Bunu neden çizdim? Çünkü kullandığım kumaş çok ince kaygan bir kumaş ya. Üstteki sert, daha tutucu bir şey olsun ki alttaki kumaşın kaymasını engellesin. Milaj kağıdı kullansaydım ikisi de çok fazla kayacaktı. Keserken güzel sonuç elde edemeyebilirim düşüncesiyle bu yöntemi izledim. Çok da iyi yapmışım. İğnelerken kolaylığını görmüş oldum. O yüzden sizlere de tavsiyem olsun. Bu şekilde iğneledim. Kenar kısımlarından hiç çizme işlemi yapmadan direkt makasla keseceğim. Çünkü çizerken kayabilir, yamulabilir. Bakıyorum aslında kaymıyor da. Ama yine de çizim işlemi yapmadan direkt kesim işlemine geçeceğim. Yan kısımda bulunan parçaya da bedenin ön parçalarını koyup yerleştireceğim. Yani aslında aynı kalıp kullanıyorum. Tek farkı yakada. Yaka kısmı biraz daha açık olacak. Bunu bu şekilde tersine çevirip burada diğer iki ön bedeni oluşturacağım. Bu arada bedenimin boyunu da 90 santim olarak ayarladım. Sizler istediğiniz boyla ayarlayabilirsiniz. Nerenize gelmesinden hoşlanıyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bakın keserken ne kadar güzel sardı kağıdı ve ne kadar kolay kesimi oldu. Mutlaka siz de bu şekilde ilerleyin. Şimdi arka bedenimi çıkarıp ön bedenime geçeceğim. Ön bedenimi yerleştireceğim. Ön bedenimi yerleştireceğim. Bedenimi yerleştirirken buranın açık olduğunu unutmayın. Düz kısmına denk getiriyorum. Arka bedende bu kısmın kat kısmı olmasına dikkat etmiştik. Önde ise açık olan kısmına denk gelmesine dikkat ediyoruz. Ve ön tarafta yaklaşık 2 cm boşluk veriyorum. Çünkü çıkarılacak parça var 1 cm kadar. 1 cm de fermuarın dikiş payı olarak veriyorum. Çünkü ön kısma fermuar takacağız. Ve bu şekilde iğneliyorum. Ön yaka örüntüsü şurada olduğu için bu parça aşağıya indirip düzenleyip tekrardan kesim işlemini yapacağım. Şu şekilde çizerek gidersem benim için daha kolay olacak. Şu parçasını biraz daha yukarı doğru çıktım. Fermuarı takıp bu şekilde geriye doğru ittirdiğinizde burada aşağı düşüklük olmasın. Tam bu yuvarlak kısımla denk gelsin diye bu işlemi de yaptım. Kol kalıbını ayrıca çıkarmadım. Size şimdi çok pratik bir yöntem göstereceğim kolu yapabilmeniz için. Umarım hatasız bir şekilde yaparsınız. Dilerseniz bu şekilde kol oyuntusunu ölçüp şimdi hemen ölçüyorum. 27 santim geliyor yarım kol. Dilerseniz bu şekilde yerleştirerek zaten kol kıvrımının nasıl gelmesi gerektiğini biliyorsunuzdur. Buna uygun bir yerleştirme şekli yaparak santimini belirleyerek buradan çizim işlemini şu şekilde bakın gerçekleştirdim. Bu kadar basit. Dilerseniz de ben en çok bu yöntemi kullanıyorum.
şu şekilde kolumun tepe noktasını koyuyorum. Hemen dönerek çizim işlemini etrafından gerçekleştiriyorum. Nereye kadar gelmesini istiyorsam oraya son noktamı koyuyorum ve çizimi bu şekilde yapmış oluyorum. Sonrasında işte gözüme baktığımda estetik gelmeyen bir kısmı varsa onu şöyle elimle düzelterek iniyorum. Bu kadar kolay. Kolu dümdüz ineceğim. Normalde bana 60 cm'lik kol yetiyor. Fakat 5 cm ribanım olacağı için 55 cm olarak kol uzunluğunu belirleyeceğim. Buradan da dümdüz olacak şekilde ineceğim. Burada şurada bulunan kumaşın toplamda 4 kat 2 tane kol parçası elde etmek istiyorum. Çizimini yarım kol olarak yaptım. Bu yüzden 4 kat olması gerekiyor. Bu kısmı kumaşın boyu, bu kısmı ise kumaşın en kısmı. Bunları da açıklamış olayım. Açtığım zaman şu şekilde 2 tane kol elde ediyorum. Elimde şu şekilde siyah ribana kumaşım bulunuyor. Ben kumaşımı 10 santim olacak şekilde ayarladım ve kestim. Ribana kumaş tüp şeklinde üretiliyor. Yani iki kısmı da kapalı. Bu yüzden bunun kalan parçasını yakaya kullanmayı düşünüyorum. Ribana biraz lastik gibi olduğu için çekerek yedireceğim zaten kıyafetimin etek kısmını. Burada biraz fazlalık artacak. Bu kısmı şu şekilde çıkaracağım ki tek parça olsun. Kalan parçasını da katlayıp yaka kısmında kullanacağım. Şu an için ölçüsünü bilmiyorum. Dikimini yaptıktan sonra ne kadar kesmem gerekiyor ona bakacağım. Ona göre ayarlayacağım. Eğer bir değişiklik olursa, ekstra parça kesmem gerekirse bahsederim zaten. Şimdilik sadece 10 cm'lik bir parça kesmem yeterli. Tüm dikim işlemlerini overlock makinesiyle yapacağım. Eğer overlock makineniz yoksa orijinal dikişinin nasıl olduğundan da bahsedeyim. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Normalde tül, şifon gibi böyle ince olan kumaşlar için söylüyorum bunu. Bu tarz kumaşların dikişi İngiliz dikişi yapılarak yapılır. İçeriden de temiz bir görüntü olsun istenir. Bu yüzden genelde bu yöntem en tercih edilen yöntemdir. Ama ben şu an 2 santimlik dikiş payı bırakmadığım için İngiliz dikişi değil, sadece overlock dikişiyle temizleyeceğim. İngiliz dikişini bilmiyorsanız eğer yukarıdan çıkan İngiliz dikişini bilmiyorsanız eğer yukarıya tıklayarak oradan ne olduğunu izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ben şimdi tüm dikişleri overlock dikişiyle yapacağım ve geleceğim. Yapmam gereken şu ön parçamdı. Ön parçamı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlayıp omuz kısımlarından tutturmak olacak. İlk işlemim bu. Aslında bu işlemlerin hepsi sürekli anlattığım işlemler. Bu yüzden göstermiyorum. Ama ribana kısmına gelince makinenin başında nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere tek tek. Şimdi ben omuzları dikeceğim, kolları takacağım, yan kısımları kapatacağım ve hazır hale getirip geliyorum. Kesmiş olduğum ribanamdan bileklerime çıkacağını düşündüğüm için yakadan vazgeçtim. Bilek için kullanmaya karar verdim. Şöyle bileğime uygun bir parçayı kesip çıkarttım. Bu iki kat. Bunu ortadan keseceğim. İki koluma takacağım bu kısmı.
O kısmı da eteğimin alt kısmına takacağım. Şimdi onları tek tek birlikte yapacağız. 10 santimlik parçalarım kolumda da yine aynı. Katlayınca 5 santime düşecek. Öncelikle şu kısımlarını dikiyorum. Alt etek kısmının ise tersine çevirerek, yani yüzü yüzüne bakacak şekilde şu ağız kısmını dikeceğim sadece. İki ağzı da diktikten sonra bedenimin altına yerleştireceğim. Şu şekilde kapanmış olacak. Kolu benim taktığım gibi takmakta zorlanabilirsiniz. Öncesinde şu kısmına büzgü yapıp, kol ağzının bu kısmına büzgü yapıp sonrasında takabilirsiniz. Sizler için belki daha kolay olabilir. Benim bu tarz şeylerde el alışkanlığım olduğu için bu şekilde ilerliyorum. Yapmanız gerekeni de sizlere söylemiş olayım. Kolaylıklarını da bilin. Overlock makinalarının alt kısmını büzgü yaparak dikebilme ayarı da var. Ama ben makinemin ayarını bozmak istemediğim için elimde pratik bir şekilde yapabiliyorum. Eğer sizler ayarlarınızı değiştirmek isterseniz böyle bir kolaylığı var. Ondan da bahsetmiş olayım. Şimdi etek ucu kısmına geçiyorum. Dikip çevirmiştim. Temiz bir görüntü olması için çevirdim. Bunu normalde çevirmeden, düz yüzünden dikerek de yapabiliyoruz. Bu da bir diğer yöntem. Ondan da bahsetmiş olayım. Yani düz kısmından dikiyoruz. Dikiş burada görünüyor. Nasılsa fermuar gelip burayı kapatacak diye bu kısımda herhangi bir temizlik işlemi yapmıyoruz. Ama yine de alttan görünebiliyor. Yani çevirdiğiniz zaman görünüyor diyeyim. O yüzden ben böyle daha temiz görünsün, tersinden dikeyim, düzünde çevireyim istedim. Normalde tekstilde çoğu zaman bu kısmı düzünden dikilir ve geçilir fermuarın altında kalacağı için. Şimdi şu şekilde tam uç kısmından başlayarak yerleştiriyorum. Ve şu kısmı, yani ribana kısmını komple çekiştiriyorum. Diğer ucundan tutturacağım. Sonra ortada kalan alanı çekerek tüm bedene yayılmasını sağlıyorum. Normalde bakın şu kadar şöyle bir fazlalık var. Lastik takar gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde esnetiyorum ve esnettiğimi düzenleyerek dikişimi gerçekleştireceğim. Şekilde dikişi tamamladık artık. Ribanı kısımları takılmış oldu. Ve şöyle büzdü. Kol ağızları da takıldı. Şimdi fermuarını takacağız. Fermuarını taktıktan sonra yaka kısmını takmamız gerekiyor ki temiz olsun. En son olarak da yakanın üstünü düz bir dikişle bastıracağız. Yakada yaptığım değişiklikten bahsetmek istiyorum. Biraz ön kısmı boğazıma doğru dayanınca 3 cm kadar daha aşağı aldım. Yani normalde 8 cm verdiğim yaka, ön yaka genişliğini 11 cm'e çekmiş oldum. Şimdi şurada kenarlarda hafif püskülleri var. Bunlar fermuarın altından şu şekilde döndüğü zaman iç kısımdan belli oluyor ve hoş görünmüyor. Bu yüzden overlock'ta temizleyeceğim. Sonrasında fermuar takmaya geçeceğim. Bu kısmı da göstermek istedim sizlere. Şu şekilde temizlenmiş oldu. Şimdi fermuarını takacağım düz makinede. Ben şu şekilde sağ taraf olan yarım fermuar ayağını kullanıyorum. Ve ayrıca kullandığım fermuar oldukça spor bir fermuar. Ben bunu tercih ettim. Sizler daha şıklaştırmak isterseniz farklı fermuarlarda tercih edebilirsiniz.
ince uzun bir parça kestim. Bu benim yakamı oluşturacak. Öncesinde yapmam gerekeni size söyleyeyim hemen. Parçamı şu şekilde ikiye katlıyorum ve burada oval bir görüntü istediğim için katladıktan sonra her iki ucunda eşit olacak şekilde şöyle yuvarlayacağım. Şimdi kesimini yapayım, size göstereyim. Bakın şu şekilde ovalleştirdim. Şimdi ben bu kısımlarını, şu uç kısımlarını düz yüzüne çevireceğim. Yani yüzü yüzüne bakacak şekilde dikeceğim ve kapatacağım. Sonrasında yakaya takma işlemini gerçekleştireceğim. Düz kısmına gelecek şekilde şöyle sıfırlayarak yerleştireceğim. Yalnız burada yaptığım bir işlem var. O yüzden size özellikle göstermek istiyorum. Makinemin altına koyduğum zaman 2-3 diş ilerleteceğim. Ve şuradan çıkan overlock ipimi alıyorum. Tabanı kaldırıp dikişimin olduğu yere denk getiriyorum. Yani oradaki overlock ipini iç kısma doğru katlayacağım ve böylece tertemiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Kesip orada düğümleme işlemi yapmama gerek kalmayacak. Daha sağlam olacak. Daha ileri atar. Bu nedenle dikişimi ayarlarken 1 santim geride bırakmıştım ribanımı. Şimdi o 1 santim burada kapanmış olacak. Kendini ileri ata ata bu tarafa doğru sıfırlanmış oluyor böylece. Başta yaptığım kıvırma işleminin aynısını sonda da uyguluyorum. Burada yakamı çıkarıyorum, tersine çevirip ileri doğru geçmesini sağlıyorum ve tekrar hiç ipimi kırmadan aynı yerin üzerinden dikiş yapacağım. Çıkarttım ipimi. Şurada hafif bir görüntü var, kalan parça. Onu elimle çektirerek şimdi yakamın üzerinden şu kısmından çima dikişi yaparak buraya sabitleyeceğim. Yakamın dönmesini istemediğim için bu uygulamayı yapacağım. Tüm dikiş işlemleri tamamlandı. Şu fermuarın olduğu kısma yarım ayak denk gelecek şekilde dikiş attım. Bunun sebebi de fermuar arkadan havalanıp kalkmasın ve tülüm gelip fermuarın dişlerine sıkışmasın diye. Aynı işlemi yaka içinde uyguladım. Overlock'la yakayı takmıştık. Taktığım yerin üstüne çima dikişi yaptım ki alttaki bu dikiş havalanıp kötü bir görüntüye sebep olmasın. Böylece sabitlenmiş oldu ve görüntüsü bu şekilde olmuş oldu. Out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't that hard to choose him or me. Be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind unloosed. Go hard and watch the sunrise. One night will change your whole life. Pop, pop, drop, top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me. Yeah, yeah, yeah. Put 'em up if you with me. Yeah, yeah, yeah. Put 'em up if you with me. Yeah.